Peki zengin olabilmek için hangi taşları kullanalım? Evimizde, arabamızda, ofisimizde, çantamızda hangi taşları bulunduralım? Evet, şimdi herkesin bildiği belli başlı taşlar var ama aslında iki sayfa bolluk bereket taşı ile ilgili bende çalışma var. Ama şeyde bilinen, hani gündemde bilinen belli başlı taşlar var. Şimdi buradaki amaç aslında bunları fark etmek, bunları gerek takı, gerek de yani işte odamızda bulundurmak ya da çevremizde bulundurmak gibi şekilde kullanma imkanımız var. Ben bir televizyon programında Gülben Ergen'in evini çekerlerken görmüştüm. Salonunda mesela kocaman kocaman çok kıymetli taşlar vardı, değerli taşlar vardı. Bunlar tabii hani mücevher demek istemiyorum. Siz daha iyi tarif edersiniz. Hani mor renkli olanlar var, işte sitrin var, akvamarin var. Hani kendisi o taşların ne kadar büyük bir etkisi olduğuna inanıp da kendi evinde salonunun baş köşesinde çok büyük bir boyutta bir de bulunduran ünlü isimlerden bir tanesi mesela, değil mi? Siz onu destekliyor musunuz? Salonda falan olmalı mı bu tarz şeyler? Kesinlikle destekliyorum. Özellikle salonda önemli. Özellikle salonunuzda bir amatist bulundurduğunuzda hem televizyondan gelen ışınlar ya da elektromanyetik ortamların bir kere temizlemiş oluyorsunuz ve stresi azaltmış oluyorsunuz ortamdaki. Eğer ders çalışan birisi varsa ya da bir konuda bir ders çalışmanız gereken ya da odaklanmanız gereken bir konu varsa amatis aynı zamanda odaklanmanızı da sağlıyor. Uykunuzu böyle biraz harekete geçirip uyandırır yani odaklanmanızı sağlar. Bunun yanında mesela bir pembe kuartz koymak odada ortamda kavga çıkmamasını yani sevginin yayılmasını işte olumsuz tartışmaların olmasını engellemeye yarar. Peki evde bolluk bereketi arttırmak için salonun ortasında, mutfakta hangi taşları kullanalım? Öncelikle tabii ki sitrin. Sitrin rengi sarı, böyle bir altın gibi bir görüntüsü var. Zaten bolluk boynunda da bugün ilginç bir şey, üç frekansındayız ve üçüncü çakra frekansındayız bu yayını yaparken ve bolluk ve bereket frekansındayız. Rengi sarı. Buna baktığımızda neyi hatırlıyoruz? Aslında doğa bize bu konuda kopya veriyor, değil mi? Buğday tarlalarını ya da altını. Yani bolluk bereket biz doğadan uzaklaşmadan önce bolluk ve bereket buğdaydaydı. Ağaçların yeşil olmasındaydı. Pırıl pırıl altın gibi ve Batı kültüründe kasalarda bulundurmak, küçük bir parçasını cüzdanınızın içinde bulundurmak, bolluk ve bereket getireceğine inanılır. Ve bunu bütün kadim bilgilerde de sitrin taşını hem müzelerde hem ortamlarda görebiliriz. Sitrin bana hep buğdayı hatırlatır, altını hatırlatır, bolluğu, bereketi hatırlatır. En güçlü birinci sırada sitrin yer alır. İkinci sırada akik yer alır. Akik de böyle kavun içi bir taş. Hani sırayla gideyim salonda ne bulundururuz deyince hani aklıma gelenleri arka arkaya sıralamaya çalışıyorum. Kavun içi akik hem de peygamberimizin taşıdır. Rengi kavun içidir. Gene iki ve üçüncü çakralarda iliştirilidir. Ve gene bolluk ve bereketi temsil eder. Bizim kültürümüzde özellikle iş yerlerinde, çekmecelerinde akik bulundurmak çok bereketli kabul edilir. Aynı zamanda akik nazar önleyicidir de. Sitrin de bereketinin yanı sıra aslında kaygılarımızı gidermedir. Güneş gibidir. Yani kaygımız gittiğinde de para gelir aslında. Bu ruhsal durumumuzla ilgilidir. Kendimizi blokajladığımızda ruhsal durumumuzu aşağıya çektiğimizde bolluk bereketimizi de aşağı çekeriz. Onun dışında devam edersem pirit taşı da böyle pırıl pırıl altın gibi gözüken ortamlarda, dükkanda ya da evinizde bulundurabilirsiniz rahatlıkla. Ama takı olarak kullanıldığında gene kişinin mineral dengesine bakmak lazım. Ama biz şu an salon taşlarını kullanıyoruz. Pirit biraz şöyle tarif edilir. Madenciler buldukları zaman ona ahmak altını derler. Çünkü bulduğu zaman altın bulduğunu sanır kişi. Ama aslında demir mineralidir.
Ama sarı parlaması nedeniyle ve içindeki o gücü sebebiyle aurayı, yani bulundurulan ortama olumlu ve koruyucu bir etki yaydığına inanılır tüm kültürlerde. Bu üç taş özellikle üst sıralarda yer alır. Yani daha çok herkesin bildiği ve herkesin konuştuğu taşlar olarak, hani hem salonumuzda bulundurmak hem iş yerinizde bulundurmak bolluk ve bereket getireceğine inanılır. Tabii ki içlerindeki mineral bilgisi bunu sağlıyor. Başka var mı? Bunun dışında mesela Aventür'ün taşı var. Aventür'ü de dikkatli baktığınızda, üzerine ışık tuttuğunuzda yeşildir. Bu arada bereketin renkleri var aslında. Bunlar aslında sarı ve yeşildir. Hani internet ortamında çok fazla bilgi var ama sarı ve yeşil demin biraz anlatmaya çalıştım. Aslında doğadan gelen bereketin timsalleridir. Sarı buğday, yeşil işte ağaçların, meyvelerin, bolluğun, bereketin, ağaçların yemyeşil olduğu şey bolluk, bereket demektir zaten. Aslında biraz bilgiler de böyle bu bilgilerden gelir. Aventürün taşın içinde küçük küçük böyle ışık tuttuğunuzda böyle minik yıldızlar olan yeşil bir taştır Aventürün. Ve ben uzak doğuda denk geldim. Özellikle kumar oynayanlar uzak doğuda hem jade, yeşil, hem de Aventürün alıyorlar. Para getireceğine inanıyorlar. Hani bu tür şeyleri böyle hani şey gibi buna inanarak bunu yapanlar var. Ama gerçekten de hem sağlığımız için Aventür'ün çok faydalı bir taş, hem de güzelliğiyle, hani ben tasarımlarımda da Aventür'ünü çok kullanıyorum. Mesela bir göz tasarımım var. Hem kalbi ferahlatıyor, hem bolluk, bereket, hem görüntüsüyle. Bunlardan birisi de Aventür'ün. Yeşim de aynı şekilde jade dediğimiz ya da o da yeşildir. Yine uzak doğunun bolluk ve bereketi kabul edilir jade. Muhakkak herkesin bir yeşim taşı uzak doğuda takarlar. Yani bunu bilinçli olarak yaparlar. Hatta onlar böyle sevmek gibi ritüelleri de vardır. Hani bir işe başlamadan önce. Ama o tabii kendi kültürlerinin getirdiği bir şey. Ama yeşil de aslında bizim ya da dediğimiz Türklerin de yağmur yağdıran taşıyla da bazen ikisi birleştirilir. Onunla da ilgili bir sürü kadim bilgi var. Ama biz şimdi bolluk bereketten devam edecek olursak Aventür'den sonra Aventür'ün mesela çok rahat kolye olarak ya da tasarım olarak taşıyabileceğiniz bir taş. Hem de bir taraftan da kalbi ferahlatır. Ha, bu arada yeşili söylemeden edemeyeceğim. Doların rengini de unutmamak gerekiyor. Tesadüfen dolarlar yeşil değil yani. Yeşil rengi ve sarı rengi her zaman bolluk ve bereketin rengi olmuştur. Onun dışında malahit anılır. Gene bolluk bereket getirdiğinde şöyle gözüküyor. Gene o da yeşil bir taştır. İçinde aslında bakır minerali vardır. Çok küçük çapta, yani minimal boyutta, hani malahitin de bolluk ve bereket getirdiğine inanılmıştır. Aslına bakarsanız bu cüzdanda kullanacağımız sitrin nakik zaten banka. Onu koyun cebinize. Ne kaybedeceksiniz? Minicik bir sitrin, minicik bir akik. Banko, yani birisi peygamberimizin sonuçta yüzük olarak kullandığı ve kadim yüzyıllar boyunca kullanılan sitrin de öyle. Küçük bir yere koyun ve bunun olumlu duygularınızla onu düşündüğünüz zaman zaten ruhsal anlamda da buna, yani iyi bir şey düşünmek bizi ruhsal anlamda da büyüttüğü için. Bunun dışında zebercet taşı da bu konularda anılır. Zebercet. Zebercet iki adı vardır. Olivin ya da peridot diye de geçer uluslararası literatürde. O da gene böyle çok tatlı bir yeşildir. Şöyle göstereyim. Hani yüzük var yakınımda, onu göstereyim. Çok tatlı, böyle harika bir yeşildir. Ve cennetin çakıl taşları diye tasvir edilmiştir kadim bilgilerde. Hawaii'de Pelin'in gözyaşları, yani kadim bilgide çok yer almış bir taştır. Ve içinde magnezyum minerali vardır. Ve onun içinde ruhsal anlamda da ferahlık sağlar ama bolluk bereketle de tasvir edilmiştir. Hem çok değerli bir taştır zaten, hem de görüntüsüyle zaten hepsi öyle. Her birinin
görüntüsüyle, işleviyle, bize kattıklarıyla çok farklı bilgiler var. Bunlar daha çok bilinenler. Bunun dışında birçok taş gene mesela turkuaz da anılır bolluk bereketli ama asıl nazar da ön plana çıkar. Evet yakut da anılır ama yakut asıl tarafı koruyuculuğudur ama bunlar hepsi zaten bunlar değerli taşlardır. Zenginliğin şeyidir zaten bir tarafta. Hani bunlara sahip olmak zaten bolluk ve bereketin size çekileceğinin göstergesidir bunları taşımak. Böyle hissettirir. Kaplan gözü de evet kaplan gözü de bolluk ve bereketle anılır. Gene içinde demir minerali vardır. Mıknatısı tuttuğunuzda öyle test edebilirsiniz. Mıknatıs çeker zaten. Hani böyle bir şekilde gerçek kaplan gözünü de test edebilirsiniz. Ve kaplan gözü de hem cesareti arttırmasıyla hem de mide ve hazım ve bağırsakları düzenlemesiyle stresi de alır. Bolluk bereketi de temsil eder. Evet. Burada tabii ben hani bolluk bereketle ilgili bana sorulduğunda ya da işte böyle bir takı istendiğinde aslında kişinin hani bolluk bereketteki takıldığı noktanın aslında mesela hepsi birden değil de belki mesela ikinci çakra çalışan birisi, hayır diyemeyen, böyle daha pambuk birisine kavun içi akiyi özellikle tavsiye ederim. Hem bolluk bereketi için hem de yani burada kişinin aslında sahip olduğu mineral yapısıyla, bolluk bereketle hepsini beraber karıştırarak düşündüğünüzde daha güzel etkiler alınabiliyor ama bu kadim bilgilere kayıtsız kalmamamız tabii ki çok önemli. Yani bu bilgiler var ve biz neden bu bilgileri farkında olmayalım, kullanmayalım? Hem ülkemiz hem bizler bolluk ve bereketle dolup taşalım inşallah. Allah hem bizim bireysel olarak hem de ülke olarak ciddi anlamda bir toparlanmaya evet. Çok ihtiyacımız var. Kehribar peki yani gerçekten hem bebeklerinin sağlığın korunmasında hem de eve hani bolluk bereket getirmesi anlamında doğru mudur? Kehribarın da bir bolluk bereket etkisi var mıdır? Kesinlikle kehribar da gene demin bahsettiğimiz gibi o tatlış sarı tonları, kavun içi tonlarıyla tam bir böyle altın, bolluk, bereket renkleriyle bize o hissi verir. Tabii ki bolluk, bereket de içermekle birlikte şifası da çok yüksek bir taştır. Yani olmazsa olmazlardandır. Kuzey Avrupa ülkelerinde artık eczanelerde satılacak durumdadır. Onun için vücudumuzun dediğim gibi kişinin durumuna bakarak bu büyük yelpazenin içinde aslında hangisini taşırsa daha iyi bir şekilde hem vücudunu şifalandırırken hem de bolluk bereketini de çoğaltacak taşları bir arada kullanması çok güzel olur.